Evet sevgili izleyenler, şimdi İstanbul sokaklarına uzanalım. Sevgili Çiğdem bu hafta da mikrofon uzattı halkımıza, milletimize. Hocam neyi sordu? Fil suresini sordu. Aman ne güzel. Aynı zamanda Kabe'yi kurtaran kuşlar... kuşları sordu, ismini ya, sordu, o kuşların adını sordu. Evet. Bakalım nasıl cevaplar almış, izleyelim. Bugün Eminönü'ndeyiz. Vatandaşlarımıza Kabe'yi yıkmaya gelen orduyu yenilgiye uğratan kuşların adının ne olduğunu sorduk. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Kabe'yi yıkmak için gelen orduyu yenilgiye uğratan kuşların ismi nedir? Ebabil kuşları. Ebabil kuşları hangi surede anlatılıyor? O kadar bilmiyorum ama ebabil kuşları olduğunu biliyorum yani. Fil suresinde anlatılıyor. Biliyor musunuz Fil suresini? Evet, Fil suresini biliyorum. Okuyabilir misiniz? Okuma değil de yeni aklıma geldi de. Hatta fili şeye benzetmişler, düşmanlara benzetmişler. Ebabil kuşlar da zaten yenilgiye şey için yukarıda taşlar... yağdırmış. O kadarı biliyorum. Ebabil kuşları. Hangi surede anlatılıyordu? Abdestim yok şu anda, söyleyemiyorum. Kabe'yi yıkmak için gelen orduyu yenilgiye uğratan kuşların adı nedir? Ebabil kuşu. Ebabil. Hangi surede geçiyor Ebabil? Onu bilmiyorum valla. Dur, ben bunu biliyordum. Ebabil miydi? Ebabil kuşları hangi surede geçiyor? Bilmiyorum. Fil olabilir mi? Evet. Valla bilmiyorum ki. Fil suresini biliyor musunuz? Yok, hayır. Kabe'yi yıkmak için gelen orduları yenilgiye uğratan kuşların adı nedir? Dur, bir dilimin ucuna gelsin de söyleyeyim. Fil suresinde geçiyor. Vallahi aklıma şu an bir anda solunca gelmedi. Gerçekten. Fil suresini biliyor musunuz peki? Biliyorum. Okuyabilir misiniz? Şu an siz böyle sorunca bir anda. Ebabil. Ebabil kuşlarının anlatıldığı Fil suresini biliyor musunuz? Yok. Babil. Babil kuşu yok. Ebabil kuşu. Ebabil kuşları hangi surede anlatılıyor? Fil suresi. Fil suresini okuyabilir misiniz? Okuyamam galiba şu an. Kabe'yi yıkmak için gelen orduyu yenilgiye uğratan kuşların adı nedir? Biz ilgilenmiyorum. Biliyor musun? Fil suresini biliyor musunuz? Ben Kur'an'ı okumadım. Yok, bilmiyorum. Kabe'yi yıkmak için gelen orduyu yenilgiye uğratan kuşların adı nedir? Ebabil. Ebabil kuşları hangi surede anlatılıyor? Valla şimdi onu net hatırlayamadım. Okumuş bir sure ama kafada yok şu an. Fil suresi olabilir mi? Ha, olabilir. Fil okumuşum ama unuttum şu an sizi görünce. Fil suresini okuyabilir misiniz? Fil suresini şu an mı okuyayım? Okumasam şu an. Ebabil kuşu. Ebabil kuşları hangi surede anlatılıyor? İşte. Kabe'yi yıkmak için gelen orduyu yenilgiye uğratan kuşların ismi nedir? Ebabil kuşları. Ebabil kuşlarının anlatıldığı sureyi biliyor musunuz? Yok, onu bilmeyeyim de Ebabil suresi olduğunu bileyim. Fil suresini biliyor musunuz? Onu da çıkarabiliyorum. Bazı sureleri bileyim, bazılarını bilmeyeyim yani. Elemtere miyim? Elemtere. Okuyabilir misiniz? Tabii canım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elemtere keyfale rabbike bi ashabil fil fil oldular. Elem terake ifade rabbike bi ashabil fil elem yaşkal keydahum fi takdilin ve ersel aleyhim tayran ebabil bihim vicaretin min siccil fecalehum keyasmin mekkul. Kabe'yi yıkmak için gelen orduyu yenilgiye uğratan kuşların adı nedir? Ebabil kuşları. Hangi surede anlatılır? Fil suresinde. Okuyabilir misiniz? Maalesef şu an okuyamam. Bu arada eşime selam söylüyorum. Kabe'yi yıkmak için gelen orduyu yenilgiye uğratan kuşların adı nedir? Bilmiyorum vallahi. Fil suresinde geçiyor. Ne kuşlarıydı ya? Fil suresini biliyor musunuz? Yok. Biraz düşünün isterseniz. Başını söyleseniz sonunu getirebilirim belki. Elem tera keyfe. Elem tera keyfe feyala rabbike bi ashabil fil. Elem yaşal keydahum fi takdilin. Ve ersel aleyhim teran ebabile termihim bi caretin min siccil. Feca aleyhim kasfin mek'ul. Şimdi az önce okuduğunuz surede geçti ismi. Ebabil kuşları. Evet, ya. Ebabil kuşları. Hocam buyurun, nasıl buldunuz cevapları? Fil suresini iki kişi okudu.
Öyle oldu yani. İki evet. kişi okuyabildi. Ama yine de halkımızın kültürü iyi. Bakın Ebabil sözünü hemen herkes hatırlayabildi yani. Doğru. Öyle. Fakat namaz surelerini hiç olmazsa bu Fil suresinden aşağıyı sağlam bir şekilde öğrenmemiz lazım. Yani önümüzde şu uzun kış geceleri var. Nasıl bu mübarek sureleri nasıl öğrenmemiş oluruz? Mealleriyle birlikte öğrenmeli değil miyiz Muhsin Bey? Yani, haklısınız. Anlamlarıyla birlikte öğrenmeliyiz bu mübarek sureleri. Hocam yani. O zaman daha sık sureleri soralım biz. Sokak evet. röportajlarında. Öyle. Belki öğrenmeye vesile olur diye o niyetle. Doğru. Doğru. Peki hocam bu fil hadisesi nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız? Yani Kabe baskını, Kabe'yi yıkmaya gelen filler, Ebabil kuşları. Ayetle sabit. Bunlar hikaye değil, masal değil. Hikaye değil. Doğru. Nasıl oldu hocam bu olay? Efendim mesele şöyle. Yemen'de Ebrehe diye bir hükümdar var. Yani şimdi bakıyor ki oraya muazzam bir kilise yaptırmış adam. Niye yaptırıyor? Mekke'de Kabe dolayısıyla bütün ticari alışverişler Mekke'de oluyor. Yani bu Mekke'deki ticari yolculuğu San'a'ya çevirmek istiyor. Yemen'e. San'a. Orada muazzam bir kilise yaptırıyor. Kilisenin de en kutsal yerini Araplardan birisi kirletiyor. Evet. Ebrehe'nin bu işe kafası bozuluyor. Yerden meydana gelen bir ordu hazırlıyor ki o güne kadar da hiç görülmemiş bu. Bugünün tankları gibi. Hı hı. Bugünün tankları gibi. Askerler filin üzerinde ve fil ordusu şimdiki efendim şeye kadar geliyor. Yani efendim nedir o yani Kabe'ye oldukça yakın bir mesafeye kadar geliyorlar. En baştaki filin adı da Mahmut. Mahmut ne kadar nodul batırsan ileri gitmiyor. Ama geri tarafa sürersen gidiyor. Ve şimdi orada çöke dursun. Şimdi Ebrehe Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in develerini veya koyunlarını toplatıyor, getiriyor. Abdülmuttalib de geliyor Ebrehe'ye. Adam da saygı gösteriyor Ebrehe. Yani yüksekte, koltukta oturmuyor. Abdülmuttalib yere oturdu diye o da yere oturuyor. Ben diyor işte koyunlarımı, develerimi sürmüş senin askerlerin. Onları istemeye geldim. Yahu Abdülmuttalib, ben senin Kabe'yi yıkma diye ricaya gelmeni beklerdim. Ona gerek yok diyor. Onun sahibi Allah, sahibi korur onu diyor. Allah hayret ediyor. Sahibi Allah demek onu koruyacak. İşte o yüzden bakın أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ Fil ordularına Rabbin ne yaptı? Efendim أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ Onların entrikalarını boşa çıkarmadı mı? وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلِ Ebabil denilen bizim kırlangıç kuşları gibi kuşlar. Hem kakalarında hem de ayaklarında mercimek büyüklüğünde bir taş. Üzerinde de kimin üzerine düşeceği Allah yazılı. Allah Allah. Askerin başından giriyor, filin ayağından çıkıyor. Feca'alehum ke asfim me'kul. Böyle bir orduyu güve yemiş ekin çöpü haline getirmedik mi diyor Rabbimiz. Yani sonra bir sel, yağmur derken oradaki ölüleri de gidiyor. Bir kısmı da yaralı bereli Yemen'e geri dönebiliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.